Bismillahirrahmanirrahim. İmam Hatip Liseleri Arapça 11, ünite 4, ikinci ders. El-Vahdeti 4, dördüncü ünite. El-Dersu Sani, ikinci ders. El-Sani, ikinci. Konu ne? Kâne ve Havatuha. Kâne ve onun kardeşleridir. Kâne ve benzerleridir. Kâne'nin kardeşleri neler? Benzerleri neler? Birazdan sayılacak. Bir grup kelime kastedilmekte. Ve aynı zamanda Esmaül Hamse 5 isim. Bu ikinci derste iki tane konu var. İki konuyu birleştirmişler. Ayrı ayrı bunlar. Bir konu Kâne ve kardeşleri. Bunlar İrab'a yaptıkları etkiler. Kelimelerdeki hareket değişiklikleri nelerdir? Diğer konuda Esmaül Hamse 5 isim. İlletli 5 tane isim var. 5 tane kelime var. Onların İrab'ıyla, hareketiyle, harf alışıyla alakalı bir durum. Bunları birazdan işleyeceğiz. Lahiz, düşün Kâne ve Havatiha. Kâne ve onun kardeşleri hakkında düşün bakalım. Kâne ve kardeşleri ne yapar arkadaşlar? Direkt örneklere geçmiş ama Kâne ve kardeşlerini saymamış. Önce ben kuralı vereyim. Kâne ve Havatiha, Kâne ve onun kardeşleri. Ha, onun demek. Yani Kâne'nin kardeşleri. Havat, kardeşler. Kardeşleri. Ne yaparlar? Tedhulu, dahil olurlar. Neyin üzerine dahil oluyor bunlar? Alel cümelil ismiyeti, isim cümlelerinin üzerine dahil olur. Yani isim cümlesinden önce Kâne ve onun kardeşleri gelebilir. Gelmek zorunda değil, gelmiş olabilir. Sen getirdin isim. Peki bilgi verelim. İsmu Kâne, Kâne'nin ismi nedir? Merfu'un, merfudur. Kâne'nin ismi merfudur. Ve haberi, haberu kâne, kânen haberi nedir? Mensubun mensubudur. Demek ki bunlar ne yapar? Haberi mensuptur, isimleri merfudur. Haberlerini nasbederler. Hemen yazın ve asla unutmayın. Kâne ve kardeşlerinin haberleri mensuptur. İsimleri merfudur. Mensup ne demek? Merfu ne demek? Geçtiğimiz ünitelerde bunları anlatmıştık. Bu ünitede tekrar ele alacağızlar. Peki, ehavatü kâne, kânenin kardeşleri nedir? Kânenin benzerleri nedir? Deminden beri kânenin kardeşleri diyor. Hiye, onlar, onun kardeşleri yani nedir? Leyse, esbaha, sara, ezha, emsa, bate, zalle, madame, mazale. Bu kelimeler onun kardeşleri olmak. Peki bunların bir manası olmalı. Mana, leyse, manalarını kesinlikle bilmelisiniz. Leyse'den önce kâne'nin bizzat kendi manasını verelim. Kâne oldu, idi, idi, dir. Mesela, ve kâne Allahu alîmen hakîmâ. Allah alimdir, hakimdir, dir oldu. Oldu, idi, dir manası veririz cümleye hangisi yakışıyorsa. Leyse, değildir. Olmadı. Eleysellahu bi ehkemil hakimin. Allah hükmedenlerin en iyi hükmedeni değil midir? İşte değil olayı leyseden çıkmakta. Esbaha oldu manasında. Sara oldu, dönüştü. Ezha, emsa. Bunlar her ikisi de yine elha, emsa. Her ikisi de aynı manadadır. Oldu manasında. Bate yine oldu. Tabi bunlar farklı manaya da gelir duruma göre mesela. Bate geceledi manasına da gelir. Zalle oldu ve aynı zamanda hala manasına gelebilir. Oldu. Madame mazale. Devam ediyor. Hala demektir. Aslında devam ediyor. Daha fazla kelime de var. Mesela mazale, ma berihe, ma fetihe, la yezalu. Bu tür kelimeler de var. Her birinin manası devam ediyor. Mesela Ahmet ders çalışmaya devam ediyor. Ahmet hala ders çalışıyor şeklinde mana verirler. Şu an ne yaptık? Kâne ne yapar? İsim cümlesine dahil olur. Yani mübteda ve haberin başına gelir. Tabii Kâne'nin kardeşleri de aynı işi yapar. Bunların haberleri mensup, isimleri merfu dedik. Peki Kâne ve kardeşleri dedik. Bunların her birini saydık, manalarını da verdik. Kesinlikle ezbere şurayı bilmeniz gerekiyor arkadaşlar. Gramer bölümünü ezberlemelisiniz. Ne var ki burada?
Kâne ve onun kardeşleri isim cümlesinin başına dahil olur. Birinci madde bu. İkinci madde, Kâne'nin haberi mensup ismi merfudur. Üçüncü madde, Kâne ve kardeşlerini manalarıyla beraber ezbere bilmelisiniz. Hemen 2 dakikada ezberleyebilirsiniz. Bunu bir kağıda yazın. Bugün bakın, akşam bakın, yoldayken bakın, çalışırken. Ufak bir not defteriniz olduğunu düşünün cebinizde. Çıkartın, bakın. Veya cep telefonunun işte not alma bölümü vardır, not defteri vardır. SMS'lere taslak olarak kaydedebilirsiniz. Yani bunu ezbere bilin, manasıyla ezbere bilin arkadaşlar. Çok işinize yarayacaktır. Benzer konu üniversitede de yine karşınıza çıkacaktır. Bunu bilirseniz, orada bu üniteye çalışmaya gerek bile duymazsınız. Zaten biliyorum dersiniz. Peki anlattık, şimdi gelelim buradaki parçayı anlatımına. Kâne ne yapar dedik? İsim cümlesinin başına dahil olur. İşte isim cümlesi demiş. El müptede. Burada kelimelerin hepsi müpteda. El haberu buradakiler de haber diyor. Bunlar aslında bitişik bir cümleydi. Bunu ayrı ayrı yazmışlar belli olsun diye. El ma'u nezifun. Su temizdir. Farktır. El ma'u müpteda. Nazif haber. El heva müpteda. Nebi haber. Müpteda haber örnekleri bu aynı zamanda. Daha önceki üniteler için örnek çoğaltmak isterseniz buradan müpteda haber oraya aktarabilirsiniz. Kâne'yi bu şekilde görmüşken aklımıza şu da geldi. İnne işlemiştik. İnne ne yapar? İsmini nasb, haberini raf ederdi. Kâne ne yapıyor? Onun tam zıttı. İnne ve kardeşleri, Kâne ve kardeşleri. Bunlar meşhur konulardır. İnne ve kardeşleriyle Kâne ve kardeşleri karşı gruptur. İki futbol takımı diye düşünün. Birbirlerine rakiptir. Kâne ile inne zıttır ya. İnne ismini nasb ederken Kâne ismini raf eder. Peki geçelim buraya. El ma'u nezifun. Bunun başında Kâne yazsa. İşte burada yazdı. Kâne el ma'u nezifen. Demek ki Kâne ne yapar? İkinci kelimeyi nasb eder. Birinci kelimede bir değişiklik meydana getirmez. El ma'u başına Kâne yazdım. Yine el ma'u değişmedi. Nazifun başına kâne getirdim. Bir kâne ile nazifen elde edildi. El hevâ'u negiyyun. Kelimenin sonuncu harflerine dikkat ediyoruz. Sonuncu harfin hareketlerine. Kâne el hevâ'u negiyyen. Sağda negiyyun idi. Kâne'yi sen böyle kâne el hevâ'u negiyyen diye yazarsın. Bir kâne ile iki kelime birbirine bağlanır. Bir de şu var. Mübtedayı ne yapıyor? Kâne kendisine isim olarak alıyor. Haberi kendisinin haberi olarak alıyor. Mana bir de verelim. Bu şekilde konuyu anlattığımı düşünüyorum. Şimdi mana vererek devam edelim. El-ma'u su nezifun temizdir. Kânel-ma'u su olduğu ne o? Nedir oldu? Nezifen temiz oldu. El-hevâ-u havan nakiyyun paktır, saftır, temizdir, açıktır. Kânel havâ havadır, nedir, nakiyen temizdir, temiz olduğu. Et-tâlibü öğrenci nedir, nâcihun çalışkandır, başarılıdır. Kânet tâlibü öğrenci olduğu ne oldu? Nâcihen başarılı oldu. Et-tâlibâni iki öğrenci, tesniye bir kelime kullanıldı. Tesniye kelime nundan önce elif varsa onun merfu olduğunu gösterirdi. Nundan önce yağ varsa onun nasb olduğunu, mensub olduğunu gösterirdi, hatırlayalım. Kânet talibani iki öğrenci, iki erkek öğrenci oldu. Ne oldu? Nacihayni başarılı oldu. Nacihayni ya da cizim olacak. Nunda esre olacak. Kelime tesniye olduğu için. Cemi olsaydı Nacihine ha'da esre olurdu. Hine nunda da fetha olurdu. Tıpkı bir alt kelime de olduğu gibi. Ha'ya harekesini koymamışlar. Yani siz bunu artık belirleyebilecek kapasiteye sahipsiniz demek istiyorlar belki de. Kânet dullâbu öğrenciler olduğu ne oldu? Nâcihîne başarılı oldu. Et-tullâbu, nâcihûne, nâcihîne. Cemî müzekker salim vavla yazılmışsa merfudur. Merfular müpteda olurlar, haber olurlar. Ama kâninin haberi olamazlar. Bunları kânen haberi yapmak istersen vav yerine yağ yazmalısın. Nacihine olur. Tesniye elif yazıldığı için merfudur. Merfu olması bundan müpteda olur, haber olur, fail olur, naib fail olur demektir. Bir kelime merfu ise o müpteda olmaya elverişli, haber olmaya elverişli, fail, naib fail olmaya elverişli.
İnlerin habire de olmayan işte, öyle değil mi? İnlerin haberi merfu olur. Bir kelime merfu ise aynı zamanda kânenin ismi de olabilir. Bakın burada kânenin ismi hep merfu olarak gelmiştir. Ama kelime mensup olmalı ki kânenin haberi olabilsin. Mensupluk ne demek? Kelime müfredse fetha ile bitmesi. Tesniye ise nundan önce ya yazılması. Cim müzekker salim ise nundan önce ya yazılması demektir. Buna biz ne diyoruz? Mensup. Mensup nedir? Anlat dedikleri zaman fethadır diyemezsin. Müfredse kelimenin sonunun fetha ile yazılması. Tesniye ise nundan önce elifle yazılması merfu, ya ile yazılması mensup. Cem-i müzekker salimden bahsediyorsak nundan önce vav varsa o kelime merfudur, ya varsa mensuptur. İşte burada vav var, işte burada ya var. Talibun, daliben, dullab, cem-i mükesser, öğrenciler demek. Kâne öyle de kânet dahil değil mi? O da dahil. Şöyle düşünelim. Nasara, nasara, nasaru, nasarat, ketebe, keteba, ketebu, ketebet. Yani müennes hali bu. Bu şekilde de olur. Bu müennesse ona dahil olacak olan kelimeler de müennes olmalı. Yani ismi de, haberi de müennes olur. Yoksa bir zıt durum söz konusu değil. Örneğin, el-bi'etu nezifetun. El-bi'e çevre demektir. El-bi'etu çevre nedir? Nezifetun temizdir. Sonunda T var, yuvarlak T. Bu onun müennes olduğunu, yani dişil kalıplı olduğunu gösterir. Nezifetun da öyledir. Birbirine uyum içerisindedir mübteda haber. Biri müennesse öbürü de müennes. Biri müzekkerse öbürü de müzekker. Buna kânet başına yazarız. Kâne yazamayız. Niye? Bunlar müennes ve müfrettir. Müfret müennes ise kelime onun başına kâne değil kânet getirir. Örneğin böyle bir soru sorulabilir. Yazılır mesela. El-bi'etu nazifeten denir. Ama bi'eden önce nokta nokta yazılır. Yani nokta 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 el-bi'etu nazifeten. Noktalı yere ne gelecek? A şıkkı kânet. B şıkkı kâne. C şıkkı kanu gibi şeyler olabilir. Ne yapacaksınız? Bu kelime müfret müennestir. Öyleyse müfret müennes olan yani kanet şıkkı seçilmelidir demeniz gerekir ve bu çok da güzel bir soru olur. Bu şekilde soru çıkması muhtemeldir. Yani ben hoca olsaydım, öğretmen olsaydım okulda bu dersi işleyen bir öğretmen olsaydım ne yapardım? Bunu sorardım. El eşcaru şecer ağaç, eşcar ağaçlar demektir. Cemi mükesserdir. Peki ağaçlarda akıl var mı? Yok. Öyleyse bunun haberi ne olmalı? Müfret müennes olmalı. Aliyetun. Ağaçlar yüksektir. Kânet el eşcaru aliyeten. Aliyeten yazdık. Niye? Kânenin haberi çünkü haberi mensup olur. Bu yüzden sonu mensup yani fethalı. Eşcaru sonuncu harf zammeli. Niye? Kânenin ismi çünkü ismini raf eder bu. Et-dâlibetu nâcihetun, bir bayan öğrenci başarılıdır. Kânet et-dâlibetu nâcihetan, bayan öğrenci başarılıdır. Et-dâlibetâni nâcihetâni, iki bayan öğrenci. Kânet'le beraber dâlibetâni nâcihetâni. İki bayan öğrenci çalışkan, yani başarılı oldu. Kânet oldu. Elif var. Elif bunun tesniye ve merfu olduğunu gösteriyor. Elif'ten önce T olduğuna göre bu kelime müennestir. Yukarıya bakalım. Elif vardı. Elif'in sağında T yoktu. Bu onun müzekker olduğunu gösteriyordu. Elif'ten önce T olduğuna göre bu kelime müennestir. Şöyle bir soruyla karşılaşabilirsiniz. Et-dâlibetâni nâcihetteyni ama başta nokta nokta var. Yani nokta nokta nokta. Et-dâlibetâni nâcihetteyni. Hadi bakalım. Baştaki noktalı yere ne gelecek? Kâne mi? Kânet mi? Ne yapacaksınız? Kânet diyeceksiniz. Niye kânet diyorsunuz? Çünkü bu kelime müennestir. Nereden anlıyoruz bunu? Elif'ten önce T olduğuna göre müennestir. Kâne olamaz. Et-dâlibâtu nâcihâtun. Cemî müennes salim diyoruz bunlara. Cemîdir. Açık T ve sağında dik elif var. 30 biten kelimelerin %99 oranınca bu kelimeler nedir? Cemi müennestir. Cemi müennes salimdir. Raf alameti sondaki zammedir. Naci hatun yine cemi müennes salim olur. Uyumluluk var burada öyle değil mi? Eddalibatu
Nacihatun değil de mesela Nacihatun olsa, şuradaki yazılsa yanlış yazılmış olur. Cemiye cemi yenecek. Her ikisi birden müennes. Dikkat edin bunlara. Galibatun merfu Nacihatin mensup. Nasıl mensup? Esra almış. Cemi müennes salim olan kelimeler hiçbir zaman fetha almazlar zaten. Bu tür kelimelerin nasb hali esre iledir. Bunu kesinlikle ezberleyin. Cemi müennes salimi nasıl tespit ederim? Elif, ba, te. O elif düzündeki ilk sayfanın üçüncü şekli, üçüncü harfi nasıl te? Açık te. O şekilde bir te var. Sağında dik bir elif var. Yukarıdan aşağı doğru çizgiyi. Bir kelime böyle bittiyse %99 oranınca siz %100 diye bilin şu anda. %99 oranında o kelime cemi müennes salimdir. Ne yapalım cemi müennes salimse? Bilin ki onun raf hali ötre, nasb hali esre iledir. Yani böyle bir kelimeyi kânenin ismi yapacaksan ötreleyeceksin. Kânenin haberi yapacaksan esreleyeceksin. Demek istediğim şey bu. Önemli. Bunu yazarlar ya, Nacihaten yazar. Hadi bakalım yanlış nerede der sana. Ne yapacaksın? Nacihaten olmaz. Demin önüne salimler asla fetha almaz diye yazacaksınız. Burayı okumuştuk zaten, hatırlayalım bunu. İsim cümlesine dahil olurlar. Ne demek bu? Fiil cümlesine dahil olmazlar ya. El-Vahdet 4. İstimalu kâne ma'az zamair. Kânenin zamirlerle beraber kullanımı, kullanışı nasıl kullanılır? Zamair, zamirler demek. İstimal, kullanmak. Zamirlerle beraber bunu ele alırsan nasıl olur? El-Mübtedi'u hüve, hıma, hum diye zamirler devam ediyor. Haberde nacihun, nacihen, nacihune zamirle uyumlu, dikkat edin. Hüve müfret müzekker, nacihun müfret müzekker. Aynı zamanda bunlar gaip tabi. Huma tesniye müzekker gaip, nacihani tesniye müzekker gaip, hum cem müzekker gaip, nacihune cem müzekker gaip diye müfret müennes gaibe, nacihatun müfret müennes gaibe, huma nacihetan diye çekim devam ediyor. Yani uyum içerisindeler. İşte ente müfret müzeker muhatap, nacihun ona uygun. Tabi nacihun aynı şekilde şurada da aynı. Nacihun, nacihun. Demek ki nacihun yazılışı hem üçüncü şahsa hem ikinci şahsa. Yani sen, o, onlara uyumludur. Hangi zamir, hangi kelime uyum içerisinde şu tabloyu ezdirebilmeniz önemli. Nacihun tesniye değil, cemi değil. Tesniye olmadığını nereden anladın? Elif ve nunla bitmemiş. Cemi değil çünkü vav nunla bitmemiş. Veya şuradaki gibi cem müennes salim şeklinde bitmemiş. Demek ki cemi değil, tesniye değil. Peki müennes olabilir mi? Müennes de değil çünkü müennes olsa şuradaki bir yuvarlak ta ile biter. Demek ki müfret, müzekker, gaip. Muhatap da olabilir diye şurada olduğu gibi. Eğer gaip olarak ele alıyorsan hüveyi getirirsin. Cümlenin akışında muhatap olarak gözlemlenmiş ise bu durumda enteyi getirirsin. Ne, nerede kullanılıyor önemli. İşte müfret müzekker de kâne nacihan olur. Şimdi nacihan kânenin nesi? İsmi diyebilir misin? Diyemezsin çünkü nasb edilmiş. Sonuncu harfte fetha var. Öyleyse haberi. İyi de ismi nerede? İsmi gizli arkadaşlar, gizli. Ne o? Hüve zamiri gizlidir. Buna tahtında müstetir derler. Tahtında müstetir. Tahtında altında demek. Müstetir, gizli, gizlenmiş, gözle görünmeyen. Yani kânenin altında gizli bir hüve zamiri olduğu düşünülmektedir. O hüve bunun ismi olmakta, nacihen de haberi olmaktadır. Huma zamiri ile bitiştirdiğimizde, yani tesniye olarak düşündüğümüzde, nacihen onun haberi olur. Kânu burada aslında vav olur ismi, hum olmaz yani. Hum yazılmış olması, hum zamirine uygun olarak yazılmış olması demektir. Burada elif, burada vav olmaktadır ismi. Hum değil, hum yok ki zaten. Nacihayni, nacihine hangisi? Nacihine zaten fethalı. Bunda fetha varsa ya'da cezim olmaz. Nacihine olur. Burada nacihay, nuna esre vermemiş. Fetha olabilir miydi? Olamazdı. Sağında cezim olduğuna göre nun sadece esre olabilir. Nun'da fetha var. Demek ki sağında cezim olamaz. Zıt yani. Burada anlaşılabilir bu.
Kânet hiye burada ne olur? Burada derken ne diyoruz? Tahtından müstetir. Yani kânet bir kelimemiz. Kâne kardeşlerinden bizzat Kâne'nin kendisi, nakısı. Hiye ismi nacihaten haberi. Diyebiliriz ki ortada Kâne'nin ismini göremiyorsan bir zamiri isim olarak değerlendir. Daha sonra gördüğün kelimeyi de haberi olarak değerlendir. Künne nacihatin. Görüyorsunuz nacihatin. Dik elif açık t ile bitti. Cem önüne salim. Esrili yazılmış. Çünkü bu kelime mensup şu anda. Haberi çünkü. Küntüma nacihayni. Entüma. Bu şekilde devam ediyor. Ti ismi nacihaten haberi. Künna. Buradan nahnu. Nacihine. Nacihatin de olabilir diyor. Nacihine olur. Cem'i müzekkerse kunna biz idik. Biz idik diyen kişi bir bayansa ne olur? Nacihatin der devamında. Nacihatin diyecek. Kunna biz idik diyen bir erkekse o zaman nacihine diyecek. Bu yüzden slash koyulmuş, ek çizgi koyulmuş. Sağdaki de olur, soldaki de olur denilmiş. Kuntu ben idim. Ben idim diyen bir bayansa nacihaten diyecek. Çünkü ben idim diyen bir erkekse Nacihan diyecek. Fark ne? Bu müennes T var. Bu da Cem'i müennes salimdir. Açık T ve dik elif var. Buradan anlaşılıyor. İstimalu leyse ma'az zamair. Leyse'nin zamirlerle beraber kullanışı. Nasıl kullanılır? El-mübtede'u el-haberu hüve kâzibun huma kâziban hum kâzibune diye devam ediyor. Yani bu soldakiler haber devam etmek. Leyse kâziben. Leyse değildir. Kim? Gizli zamir hüve o değildir. Ne değildir? Kâziben yalancı değildir. Niye hüve dedik de burada hiye demedin? Yani burada hiye zamirini isim olarak ele alsam olmaz ki. Neden olmaz? Bu kelime nedir burada? Müfret müzekker gaiptir. Müfret müzekkeri gaipte hüve zamiri vardır. Hiye yoktur ki. Hiye nerede olur? Gaibinin müfredinde olur. Yani üçüncü şahsın bayanlar için olan kalıbının müfredinde olur. Hangi zamir nerede bulunur? Bunu ezberlemelisiniz. Nasıl ezberleyeceğiz? Burada karşılıklı olarak yazılmış bu şekilde. Hum zamiri kazibune kalıbında olur. Hiye kalıbı zamiri kazibetun kalıbında olur. Yani sonu T ile bitmiş müfret müennesli olur. Bu şekilde ezberlenmeli. Leysa kazibeyni, leysu kazibine. Bunlar hep ne? Haberleri. Haberler devam ediyor. O yalancı değildir, o ikisi değildir, siz değilsiniz, biz değiliz şeklinde. Lestu ben değilim ne? Kaziben, yalancı bir erkek değilim. Veya lestu ben değilim ne? Kazibeten, yalancı bir bayan değilim. Lesna biz değiliz ne? Kazibine, yalancı erkekler değiliz. Lesna biz değiliz ne? Kazibatin, yalancı bayanlar değiliz. Ayin belirle ne? Kâne, kâneyi ve havatiha ve onun kardeşlerini. Havatiha niye ti esrelendi ki? Başında harfi cer mi var? Yo, mensup olduğu için. Niye mensup ki? Ayin emri hazır. Belirle kim? Ente sen. Gizli zamir. Sen belirle. Neyi? Belirle, tayin et. Kâne'yi ve daha ehavâtiha. Bunu da belirle. Şu an mensup halde bu. Cem'i önüne salim arkadaşlar fark ettiniz mi? Dik elif ardından açık T'ye gelmiş. T, H ile bitiştiğinden gözünüzden kaçmış olabilir belki diyerek ben hatırlatmış olayım. Kâne ve kardeşlerini tayin et. Belirle. Nerede? Fil cümleleri atiyeti kemafil misali. Örnekte olduğu gibi aşağıdaki cümlelerde onları tespit et. Altını çiz mesela. Esbahat olarak gelmiş. Eleyse Allahu bi ehkemin hakimin suretü Tin suresi 8. ayet. Leyse nedir? Kâne ve kardeşlerinden leyse. Mazale, mazalenin kendisi var. Eleyse Allahu Allah değil midir? Ne değil midir? Bi ehkemin hakimine hükümdarların hükümdarı. Hakimlerin hakimi, en iyi hakim değil midir? Mazale hala el cevvu hava nedir? Bariden soğuktur. Fi hazihi leyyami şu günlerde. Yani yaza neredeyse geldik ama hala bugünlerde hava soğuk. Şaşırtıcı. Mazale hala.
El Cevvu ismi olur, Bari'den haberi olur. Bunları sormuyor aslında. Benden istediği şey Mazale'yi görmem, Bate'yi görmem, Kane'yi görmem, Sare'yi görmem. Madümte bunu görebilmemi, Zalle'yi görmemi istiyor. Hepsini saydım, hemen geçebilirim. Ama azıcık bilgi vermek istedim. İstediği şey bu aslında. Onları bul diyor. İsimlerini, haberlerini belirt demiyor. Mazale işte Kane ve kardeşlerinden El Cevvu'yu belirttik. Bari'den haberi dedik. Bate El Musafiruna. El Musafiruna merfu konumunda, öyle değil mi? Vav ve Nun gelmiş diye müzekker salim. Demek ki merfu. Bunlar nesi merfu olurdu? İsimleri. Demek ki El Musafiruna onun ismidir. İyi de Yentezirune de merfu. Nereden anladın? Vav'nun var diyemezsin. Yani nun var diyebilirsin de vav her zaman var burada. İntezara, yenteziru, yentezirani, buradaki nun daima vardır. Başında cezmeden bir şey yoksa, nasbeden bir şey yoksa böyledir. Şimdi yentezirune bir fiildir. Faili vav'dır. Filmetari mef'uldür. Fiil, fail, mef'ul hep beraber batenin haberi olurlar. Cümle olarak yani. Yukarıda bu anlatılmadı. Kâne'nin haberi tamam işte ne olur? Mensub olur. Kâne'nin haberi kaç farklı şekilde gelebilir? İfade edilmemişti. Biz şimdi söylemiş olalım. Yukarıda geldiği gibi tek kelime olabilirdi. Burada olduğu gibi cümle olarak da olabilir. Yentezirune fil medari. Bate'nin haberidir bir bütün olarak. Yentezirune de vav faildir. Fiil yentezirune vav fail. Fil medari meful olur. Yentezirune onlar bekliyorlar. Nerede fil medari? Havaalanında, havalimanında. Şeklinde mana verilir. El Musafirune de Bate'nin ismi olur. Bate el Musafirune yolcular oldu. Yentezuruna filme tarih havalanda bekler oldu. Havalanda bekliyoruz. Kâne aranan kelime. Kâne'yi bulduk. Er-Rasûlü olur. Yani Kâne'nin ismi olur. Kâne er-Rasûlü Rasûl idi. Aleyhi onun üzerine olsun. Ne? Esselamu selam. Selam onun üzerine olsun. Rasûl idi. Nedir idi? Yaz bir raya hareke vermemiş. Fethalayacak mısın? Öptürülecek misin? Görmek istiyorlar. Ne yaparsan yap, ötre olacaktır. Kâne'nin haberi bu, nasbedelim. Yine bu bir fiil. Burada cümle olarak, fiil cümlesi olarak haber geliyor. Bunun nasb halini bu şekilde yapmamalısın. Çünkü fiil cümlesi mahallen irap alacaktır. Çok ayrıntılı konular. Şu an anlattığım şeyler %100 anlaşılmıyor olabilir. Ama anlaşıldığı kadar değinmek istedim. Çünkü yoksa çok ararsınız yani. Yesbiru Sabara yesbiru. Yesbiru sabrediyordu. Ala ezel müşrikine, müşriklerin ezalarına, eziyetlerine karşı. Selam onun üzerine olsun. Resul sabrediyordu. Yesbiru hüve. Yesbiru fiildir. Hüve gizli zamir fail olur. Fiil fail bu bir cümle olarak kâhanenin haberi olur. Mahallen mensup. Yentezirûne fil medâri. Mahallen mensuptur. Cümleler mahallen irap almak. Sara el-leylu muzlimen. Bakın şimdi. Muzlimen zaten bu kelime mensup. Bu kelime ne olmak zorunda? Merfu olması gerekir. Çünkü bu Kâne ve kardeşleri işte bunlardan birisi Sara. Bunlar ne yapardı? İsimlerini, raf haberlerini nasip ederdi. Leyl ismi mi haberi mi nereden anlayayım ben? Ardından gelen kelime mensup değil mi? Evet. Demek ki haberi. Öyleyse leyl kelimesi de ismidir. O zaman demek ki merfu olmalı. El-leylu. Gece oldu, ne oldu? Muzlimen karanlık oldu. Hava karardı. Setencahu fil imtihani. İmtihanda başarılı olacak. Olursun. Madümte olduğun sürece. Ne olduğun sürece? Tüzaki. Tüzakiru. Duruseke. Dersini müzakere ettiğin sürece. Madümte kelime geldi. T ne olur burada? Bitişen zamirler ne olmaktaydı arkadaşlar? İsmi. T burada ismidir. Zamir T çünkü fail olurdu normalde. Şu an için ismi. Ne lazım? Haber lazım. Haber de tuzakiru. Zâkara yuzâkiru tuzakiru. Gâtele yukâtilu mukâtel. Yani müfaali babından.
Fiil cümlesi olarak yine tuzakiru ente duruse fiil, fail, meful hep beraber ne olur? Madümtü, madümte yani mademe fiilinin haberi olur. Mahallen mensuptur. Gözde görünen bir mensupluk yok. Mahallen var. Fiillerde böyle. Kendinin ve benzerlerinin haberleri oldukları sürece fiillerde durum böyle. 7. Zalle el müderrisu yeşrahu el derse ila el an. Zalle hala el müderrisu, müderris, işte öğretmen, yeşrahu, açıklıyor neyi, el derse, dersi ila el an, şu ana dek. Zalle aranan kelime, cevap bu. Ayrıntıya inersek, el müderrisu sini öteleriz ve zallenin ismi deriz. Haber, yeşrahu fiildir. Hüve gizli zamir fail olur. Nereye raci? Müderrise. Yeşrah açıklıyor. Kim? Hüve o. Hüve gözde görünmüyor tabii. Gizli zamir. Peki ondan maksat kim? Bir portakal mı açıklıyor bunu? Hayır. Müderris. O müderris açıklıyor. Neyi? Ederse dersi. İşte yeşrahu fiil, hüve fail, ederse mef'ul, fiil, fail, mef'ul hep beraber bir bütün olarak, fiil cümlesi olarak mahallen mensuptur ve zallenin haberidir. 3. Edhil, dahil et. Hani ef'ale, edhale, edhil. İfal babından emir hazır. Alel cümeli taliyeti. Aşağıda yer alan cümlelerin üzerine dahil et. Neyi? Ma o şey ki beynel kavseyn. Parantez arasında yer alıyor. Ve gayr ma yezem kema fil misal. Örnekte olduğu gibi bunları ifade et denilmiş. Biz de yapmaya çalışalım. El enharu nezifetun fi Türkiye. El enharu nehirler. Nehrun enhar. Cemim keser bu. Çoğuldur. Nehirler nedir? Nezifetun temizdir. Nerede temizdir bu nehirler? Fi Türkiye, Türkiye'de. Şimdi şu var. El enharu, nehrun bir nehir, bir ırmak. Nehrani iki ırmak. Enhar, ırmaklar, nehirler çoğuldur. Cimi mükesser. Gayri akıl çoğul değil mi bu? Çünkü nehirlerde bir beyin, bir zeka yoktur. Öyleyse bu yani nedir? Gayri akıldır, akılsızdır. Nehirde akıl olmaz. Bu durumda bu ne olur? Müfret müennes hükmünde olur. Bu yüzden el enhar mübteda nezihtetün haber ama nasıl bir haber? Müfret ve müennes bir haberdir. Bunu diyor mazaleti kullanarak devam et buna. Mazalet hala el enharu nehirler nedir? Nezifeten diye yazacaksın artık. Mazaletin haberi olur bu çünkü. Normalde haber olan şey mazale, maberiha, atikanenin ve benzerlerinin nesi olur? Haberi olur ve mensup olur. Şurada görülen haberlerin her biri bunlara dahil olduğunda bunların haberi olacaktır. Ona göre mensup olmalıdır. Ne dedik? Mazalet el enharu nezifeten fi Türkiye diye yazılır. Türkiye'deki nehirler hala temizdir. Essemâ-u hava nedir? Safiyetun açıktır ellerine bugün temizdir, berraktır. Sarat oldu essemâ-u gök, hava ne oldu? Safiyetten açık oldu ellerine bugün. El-mesâni'u mesna'un mesani' fabrikalar demekti. Fabrikalar tüvestihu kirletiyor ed-dabiate tabiat. Esbahat'la beraber esbahat el-mesani'u tüvestiha olur artık. Tüvestihat tabi'iyeti. El-Mesani'nin ismi Tüvestiha haberi olur. Tüvestihat tabi'iyeti. Tabi'ati. Yanlış okudum. 4. Esâihu seyyah yani turist yetecevveri dolaşıyor, geziyor fisûbi çarşıda. Bunu da mazale ile oluşturmamız istenmiş. Mazale es-sâihu yetecevveru fis-sûqi. Mazale es-sâihu, es-sâih onun ismi olacaktır. Yetecevvelu haberi nasıl haber? Fiil cümlesi olarak haber. Yetecevvelu hüve gizli zamir. O sâih dolaşıyor. Nerede fis-sûqi çarşıda? Yetecevvelu hüve fis-sûqi bir fiil cümlesi olarak mahallen mensup olacaktır. Zaten şu anda da öyle değil miydi?
Mahalle mensup değil tabii şu an haber olduğundan da şöyle bir durum var. Es-sâihu mübteda yetecevveri haber. Nasıl haber? Fiil cümlesi olarak haber. Tek başına yetecevveri değil. Hüve zamiriyle beraber haber burada. Bu yüzden mahallen merfu haberken böyle. Ama mazalen haber olduğu zaman mahallen mensup olmak. Beşi okuyalım. El-kesûlü mütefevvikun. El-kesûl, kesûl tembel demek. Leysel'e beraber leysel kesulu tembel değildir. Ne değildir? Ne olamaz? Mütefevvik başarılı olamaz. Başarılı değildir. Leysel kesulu mütefevvikan olur. Kapı fethalarız çünkü haberdir. El ebevani yetekellemani. Ezha ile beraber. Ezha el ebevan. Ebevan anne baba olmakta. Ebeveynler yani. Yetekellemani bunlar konuşuyorlar. Efradül üsrati ailenin fertleri mücitemiûne toplanıyorlar, toplanmışlar. Havlel maideti sofranın etrafında. Bate ile beraber. Bate efradül üsrati mücitemiûne olacak. Vav yerine ya yazacağız ki haberi mensup olmayı başarsın. Yoksa mensup olmamış olur. Bate oldu demek bu arada. Unutmayalım. Bate oldu. Yani ailenin fertleri sofranın etrafında toplanır oldu. Toplandı. 8. El-iktisat. İktisat kelimesi ekonomi manasına gelmekte. İktisadı Türkiye'yi, Türkiye'nin iktisadı, ekonomisi yemnu büyüyor, büyüyor, gelişiyor. Seneten ba'de senetin. Geçti her sene, yani seneden seneye büyüyor. Seneten ba'de senetin. Her senenin ardından gitgide büyümektedir. Sara el-iktisadü Türkiye'yi yemnu yine bu şekilde yazılır. Yenmu yine bu şekilde yazılacaktır. Haber olacaktır. 4. İhtebir el isme evil habera el münasib bil feragatil atiye kema fil misali. Münasip olan haberi veya ismi seç, boşluğa doldur diyor. Örnekte olduğu gibi. Esbahat es-salatu imaduddin. Es-salah, es-salatu, es-salati. Parantez arasından uygun 3 tane kelime var. 3 kelimeden uygun olanını seçip şurası boşlukmuş zamanında. Kırmızı yer boşlukmuş. Uygun olanı seçip oraya koymuşlar. Esbahat es-salatu ortadaki kelimeyi seçmişler. İmadeddini yapmış. Aslında es-salatu imaduddin mübteda haber. Ama esbahat beraber es-salatu imade olmuştur. Bunun devamını şimdi bizden bekliyorlar. Mazale hala el ma'usu ne acaba? Nedir? Mazale'nin haberi ne olur? Neydi haberi? Mensup. O zaman hangisi mensupsa onu seçeceğiz. Burada hangisi mensup? Baridin, baridün, bariden. Tabii ki bariden. Mensuptur. Sonuncu harfte fetha var. Müfred kelimenin sonuncu harfi fethalıysa o nedir? Mensuptur. Bunu seçeceğiz. Mazale hala el ma'usu nedir? Bariden soğuktur fil bihari denizlerde. Bahrun bihar. Kâne. Kâne şimdi ne getirmeniz lazım? Kâne'de şöyle bir durum var. Kâne'de hüveyi isim yapabilir miyim? Yapabilirsin. O zaman noktalı yerine lazım. Haber lazım. İyi de burada bir kelime daha var yine. O zaman ne yapacağız? Kâne'de hüveyi yapamam. Neden? Çünkü noktalı yerden sonra zaten bir kelime gelmek. Nasıl bir kelime? Nun var, sağında ya var. Bu neyi göstermekte? Bu kelime mensup arkadaşlar. Nun'un sağında ya var. Bu kelime ne? Mensup. Artık tesni olabilir. Müteahhirayni gibi. Veya cemi olabilir. Müteahhirine gibi. Fark etmez ama nundan önce ya olduğuna göre her halükarda bu kelime mensup. Mensup olduğuna göre kânenin nesi olur? Haberi olur. O zaman ne lazım? Kânenin ismi lazım. İsmi neydi? Merfu mu, mensup mu?
Hala bunu bilmiyorsak videoyu kapatın, başa dönün. Kâne'nin ismi merfu olur. Bu yüzden Abdullah bu doğru seçenektir. İşin özü zaten bunların isimleri merfu, haberleri mensup. İşin özü bu. Ayrıntısı bu kelimeleri tek tek manasıyla ezberlemektir. 3. Esbaha oldu veya sabahladı. Televüsü, merfu zaten. Ne arıyorum ben o zaman? Mensup bir kelime arıyorum. Merfu zaten vermiş. Merfu derken yani sonuncu harfin harekesi ötreli. O zaman sonuncu harfi fethalı olan bir şey aramalıyım. Müşkile ten, tun, tin. Hangisi ten? Mensuptur. Sonuncu harf fethalı. Leyset. Leyset'te ne yapacağız acaba? Hi mi ismi sayacağım? Sayarsam kasiraten haber burada derim. Demek ki haber burada olduğuna göre isim buraya gelecek. O zaman ne olur isim? İsim merfu olacağına göre el mesafet. Tabi mana vermeden gittik. Esbaha oldu. El televüsü çevre kirliliği oldu. Nedir oldu? Müşkületen problem oldu. Hem de kebiraten büyük bir problem oldu. Leset değildir. Ne değildir? El mesafetü mesafe. Mesafe ne değil peki? Kasıraten kısa değildir. Beyne Ankara ve Kars. Kars ile Ankara arasındaki mesafe kısa değildir. Demek ki el mesafe tu diyeceğim. İsmi çünkü isim merfu olur ya. Sonuncu harf ötre var. Merfu. Kasıraten haber mensup olur. Sonuncu harf fetha. Doğru. Buna göre devam ettiğimizde 5. Küntüm. İsmi zaten burada. Haber lazım. Haberi ne olur? Merfu olur. Hayra. Sonuncu harf fetha. Bu yüzden bu olur. Hayra ümmetin uhricet linnâsi. Âl-i İmran 110. ayet. Bu bir ayet zaten. Alternatifi yoktu yani. Küntüm hayra olacaktı. Küntüm sizsiniz. Hayra ümmetin en hayırlı ümmetsiniz. Ki uhricet çıkartıldı. Linnâsi insanlar için. 6. Zalle çizgi. Çizgiden sonra yentezirune var. Haber burada yani. Nasıl haber bu ya? Merfu haber mensup olurdu. Bunun merfu olduğunu kim dedi ki? Tek kelimeye bakarsan merfu da tek kelime olarak bu haber değil ki yine cümle olarak. Ne lazım yani? İsim lazım arkadaşlar, öyle değil mi? Bu kelimelerden sonra isim geliyor. İsmi de merfu olduğuna göre. El musafirine olmaz. Bundan önce ya var yani mensup bu. El musafirune nundan önce vav var yani merfu bu. Bunu seçebilirim. Doğru. Musafirani nundan önce elif var. Bu da merfu. Tesniye. Bu da olabilir. Yani bu ikisi dil bakımından uygun. Ama hangisi? Noktadan sonraya bakın. Yentezirune vavlu yazılmış. Yani cem müzekker yazılmış. O zaman sen de vavlu yazılanı yani cemi müzekkeri tercih etmen gerekir. Bu yüzden musafirune denilir burada. Seçilme şeyi bu. Ga'a salon demek. Matar havalimanı. Havalimanında bekliyorlarmış. Esbaha fin necahi. İsim alacağım. İsim merfudur. El emelu. Bunu seçelim. Esbaha oldu. El emelü emel. Hayal kuruntu oldu. Fin necahi azimen. Başarıda önemli oldu yani. Emel, hayal kurmak, hedefin olması başarı açısından önemlidir. Kişiyi başarıya ulaştırır. Mazalet hala el infijaratu merfu var burada zaten. Mensup lazım. Ne olur o? Düşündünüz ve müstemirraten dediniz. Müstemirra devamlılık, süreklilik demek. İnficarat patlamak demek. Mazalet hala el infijaratu müstemirraten. Hala patlamalar devam ediyor. Nerede? Fil Iraki, Irak'ta. Ve kustara ez-zamanul içtimaiyyi ez-zamanul içtimaiyyu yanlış okudum. Bunlar merfu olduğuna göre buraya ne lazım? Mensup bir kelime lazım. O da nedir? Mühimmen olur. Sara oldu. Ez-zamanul içtimaiyyu toplumsal zaman, zam daha doğrusu oldu. Ne oldu? Mühimmen önemli oldu. Likülli ferdin her fert için. Zallet Medine'ten mensup ne lazım? Merfu lazım. O da nedir?
El-Kutsu olur. Zallet oldu El-Kutsu, Kudüs, Medine'ten bir şehir oldu. Öyle bir şehirdir ki o, mukaddes eten, mukaddes, değerli, mübarek, kim katında böyle, kime göre? İndel Müslümine, Müslümanlara göre. Aynı şekilde indel Yahudi de diyebiliriz. Yahudilere göre de durum böyle tabii. Edhil leyse, leyse dahil et anil cümleratiyeti, aşağıda gelen cümlelere leyseyi ekle. Bakalım neler oluşuyor. Elma'u su nedir? Harun, sıcaktır. Leyse eklersen leysel ma'u haran olur. Su sıcak değildir. Şu var, leyse eklediğimizde değişen tek şey ne? İkinci kelimeleri feth alacaksın. Kazi ben, naimen, merizan, gariben, mumti'an. Bunları fethalarsan iş bitti, tamam. Başka bir şey yok. Yazılış olarak bir değişiklik söz konusu değil. Leysel ma'u harran, su sıcak değildir. Leyse hişamun kaziben, hişam yalancı değildir. Leyse ebi naimen, babam uyumuyor, uyumamaktadır. Uyuyor değildir yani. Leyse dersu mumti'an, ders zor değildir ki. Mumti'an güzel demek. Ed-ders mumti', güzel manasında. El-mescidu garibun, mescit yakındır. Leysel beraber, leysel mescidu gariben, mescit yakın değildir. Et-tiflu merizun, çocuk, bebek, hastadır. Leysel-tiflu merizan, çocuk, hasta değildir. Edhil kâne alel cümle lâ tiyeti kemâ fil misal. Örnekte olduğu gibi cümlelerin üzerine kâne'yi dahil et bakalım. Örnek, el müderrisu fil faslı demişler. Daha sonra kâne ona eklemişler ve sol taraftan da kelime almışlar. Et dullâbu fil mektebeti kable nisfi sa'a. Burada saatlerden, zamanlardan bahsediyorlar. İşte nisfi sa'a, kable galil, kable sa'a, usbu, erba'i yam gibi. Biz de kısaca bir saatlerden bahsedelim dedik. Mesela ne var? Hamsu dekaik, 5 geçiyor demek. Artık kaçı olursa. Aşru dekaik, 10 geçiyor. 10 dakika geçmiş. Hamsun ve aşruna dakika, 25 geçiyor. Ve rub'u veya rubu'u, çeyrek geçiyor demek. Sulus, sulsu, her ikisi de. Sulusu, 20 geçiyor. Eğer bunlar illa'dan sonra gelirse var demek. Mesela illa hamse dakaik, 5 var. Mesela 11'e 5 var, 12'ye 5 var diyoruz o şekilde. İlla 10 dakaik, 10 var. İlla hamsen ve 20 dakika, 25 var şeklinde devam ediyorum. Eddullah bu öğrenciler nerededir? Fil mektebeti, mektebededir, okuldadır. Burada da gable nisfi sa'a, gable önce, nisfi yarım sa'a, yarım saat önce demek. Bunun başına kâne'yi dahil edersek. Kânet dullâbu öğrencilerdir. Nerededir? Fil mektebeti, okuldadır. Ne zamandan beri? Kâble nisfi sa'a, yarım saat önce. Oradaydılar. Yarım saat önce oraya geldiler diye. İki, ümmi, benim annem fil matbahi, matbahtadır yani mutfaktadır. Kable kalilin, az önce demek. Buraya kâne'yi dahil edersek ne olur? Kâne artık kânet diye yazılır. Çünkü ümmi annedir. Anne müennes yani. Bu yüzden kâne, kânet, ketebe, ketebet gibi. Kânet ümmi fil matbahi kable kalilin olur. El-müdîru fi mektebihi. Müdür okulundadır kable saatin, bir saat önce. Kânel müdîru fî mektebihî kable saatin. Dört, el veziru, vezir bakan yani. Fî London, Londra'dadır. Londra'ya gitti, oradadır. Kable usbu'in, bir hafta önce. Kânel veziru, vezir oldu. Gitti, mevcuttur. Fiilenden Londra'da kaldı. Sübeyim bir hafta önce, bir haftadan beri. Beş, ehi, benim kardeşim nerededir? Fi Mekke'te, Mekke'dedir. Kable erba'i eyyamin, 4 gün önce. Bunu da kâne ile beraber yaparsak,
Kâne ehî fî Mekke'te kâble erba'i yevn olur. 6. El-edibba'u dabibun edibba, doktorlar demek bu. Tabib müfred, edibba cemî. Doktorlar nerededir? Fî müsteşfa, hastanededir. Aslında başka bir yerde de olabilirdi yani. Evinde de olabilir bunlar. Sürekli hastanede değiller. Kable sülüs sa'e. Sülüs neydi? Biraz önce söylemiştik. 20'den önce. Sülüs sa'e 20 geçiyor demek ki. Yani 20 geçmeden önce diyebiliriz. Mükan ile beraber kan el-etibba'u fil müsteşfa, gerisi aynı şekilde yazılır. 7. Et-dalibatu fil mektebeti. Dalibat, dalibun, dalibani, dalibatun. Ne olur? Cemil müennes. Bayan öğrenciler, kız öğrenciler. Fil mektebeti okuldadır. Kable rub'i sa'atin. 20 saat önce. Sülüsü sa'a 20 saat. Rubun saat 20 saat, yani 20 dakika önce demek. Kâne ile beraber kânet et-dâlibâtu olur. Edhil la yezâlu la yezâlu dahil et. Alel cümlelâtîti, aşağıda gelmiş olan cümleler üzerine. Cümletün müfret, cümelün cemil. Kemâ fil misâleyn, iki örnekte olduğu gibi. İbrahim nedir? Naimun, uyuyor. La yezâlu hâlâ İbrahim naimun, uyuyor. La tezalu hala aminetu amine naimesen, uyuyor. Aminetu amine naimesen, uyuyor. İbrahim kelimesi de Amine kelimesi de gayri musariftir. Bu yüzden kendilerinde iki tane ötre olmaz yani. Tenvin almazlar. Gayri musarif, tenvin ve esre almayan kelimeler demektir. Hişamu Hişam nedir? Erzebu Erzeb'tir. Ne yapacaktık? La yezalu ekleyecek. La yezalu hala Hişam. Hişam nedir? Erzebe Erzeb'tir, yani bekardır. El müderrisu müderris, calisun oturuyor. İndel müdiri, müdürün yanında. Müdürün dedim ben de, müdürün yanında. Türkçe'de müdür. La yezalu el müderrisu calisen. İndel müdiri olur. La yezalu hala el müderrisu müderris, öğretmen yani calisen oturuyor. İndel müdiri, müdürün yanında. Öğretmen bu kadar da boş oturmamalı tabii. Onu anlatmak istemiş olabilirler. Burada la ezalü dahil ettiğimiz zaman el müderris nesi olur? İsmi. Calisun, calisen halini alıyor. Yani la ezalünün haberi olmakta. Ahmedü, Ahmet nedir? Merizun, hastadır. Ahmedü, Ahmedün olmaz. Tek ötre alır. Tenvin alamıyor çünkü bu kelime de gayri musarif olmaktadır. Tenvin ve cer kabul etmeyen kelime demekti. Buna da la yezalu Ahmedu Merizan. Meriz onun ismi olmakta. Ahmet haberi, Meriz haberidir, mensup olur. La yezalu dahil edersek. El cevvu hava nedir? Harun, sıcaktır. La yezalu el cevvu harran. Harran ismi olur. El mektebetu mulegatun. La yezalu yazarsa mulega ten olur. İkinci kelimeyi nasb ediyoruz. Fethalıyoruz. Gayet açık, basit bir şey. El mektebetu la yezalu el mektebetu mulegaten, okul hala açıktır. Es seyyaratun başına la yezalu, yaşı burada la tezalu gelecektir. Mektebe ile birlikte. Mektebe müennes bir kelime ya. Seyyara da müennes. Bunlara la tezalu getirilir. La tezalu el mektebetu mulegatun. La tezalu yezalu müzekker için. Tezalu te ile beraber. Tezalu müennes için. La tezalu es-seyyaratu cedideten. Hala otomobil yenidir. O kadar yıl geçti, hala istemediniz gibi. Osmanu, Osman da gayrimustariftir. Tek ötreyle bu yüzden yazılır. Gayrimustarif bir ilahiyat konusu. Belki İmam Hatip'te de işlenecektir ilerleyen üniteleri. İncelemedim ne var diye. Osman nedir? Gaybun. Gayiptir. Yani kayıptır. La yezalu hala Osman gaiben, ortada yok, kayıp. Haber oldu. Lahiz el esma el hamsete, 5 isim üzerinde düşün bakalım. Şimdi Kâne ve kardeşlerini kapattı. İkinci bir temaya giriş yapıyoruz. 5 isim, illetli 5 isme geldik arkadaşlar.
Esmaül 5 isim. Esma isimler. İsmun, isman, esma isimler denir. 5. Hiye 5. Hiye o. Hamsetu esma. O 5 isim nedir? Mu'arabetun murettir. Hamsetu esmain. O 5 isim mu'arabetun murettir. Ne onlar? Ebun, ehun, hamun, fuzudur. Eb kelimesi baba demek. Eh kelimesi erkek kardeş. Hamun kayınpeder. Fu veya fem olabilir bu. Ağız. Zı sahip demektir. Bu kelimeleri manalarıyla beraber ezbere bilmeniz son derece önemlidir. Tu'rabu iraplanır. E'rabe yu'ribu tu'rabu. Yu'rabu tu'rabu meçhul yani iraplanır. Hazihi'l esma'u bu isimler neyle iraplanırlar? Bil hurufi harfler ile harfun huruf cimim keser. La bil harekati hareketlerle iraplanmaz bunlar. Hareketli değil bunun irabı. Alen nahvit tali aşağıda gözüktüğü üzere. Aşağıda olduğu gibi. Yani harekeyle değil harfle irab almaları önemli bir bilgidir. Deminden beri kelimelerde ne gördük arkadaşlar? İşte Ahmedü, Meri, Zun, Meri, Zan. Çatalıyorsun. Harun, Haran. Harfte bir değişiklik yapmıyoruz ki hep harekede. Mulaga, Tun, Mulaga, Ten. Ama şimdi öyle değil. Şimdi harfler değişecek. Bir harf yerine farklı bir harf gelecek ama basit yani. Turfa'u raf olur bil vavi vav ile. Bu kelimelerin raf hali neyle yazılır? Vav ile yazılır. Zamme ile değil. Bedelen mine zammeti. Zamme yerine vav ile merfu olurlar. Kelimenin sonunda vav varsa o merfudur. Zamme aramayacaksın. Bunu unutmayın. Ya'melu çalışıyor. Ehul fetati. Genç kızın kardeşi çalışıyor. Fi masna'il ismenti. İsment çimento demek. Çimento fabrikasında çalışıyor. Masna'il fabrika ismen çimento. Çimento fabrikasında çalışıyor. Ya'melu çalışıyor. Fiil. Fail ne? Ehu kardeş. Görüldüğü üzere vav'la yazılmış. Eh vardı. Hatırlıyorum hemen. Eh'ten sonra vav gelmiş. Görüyorsunuz. Eh ve sonunda vav var. Vav varsa bu kelimenin sonunda o kelime merfudur. Yani ne demek merfu? Ondan fail olur. Eğer fail arıyorsan fail o. Naibu fail arıyorsan naibu fail de o. Mübteda arıyorsan odur. Haber arıyorsan gene odur. Kâne'nin haberini değil de ismini arıyorsan yine budur. Vav'la yazıldıysa budur. Ne kadar anlattım size. Vav'la yazılmışsa bu saydıklarım bu kelimedir. Ebu Ali'nin, Ali'nin babası. İşte burada neydi? Ya'melu ehu. Burada faildir. Fiilden sonra geldiği için fail oldu. Vav'la yazılmış. Fail. Merfudur bu kelime şu anda. Turfa bil vay. Vav ile merfu olur. Ebu yine vav'la yazılmış. Burada ne? Burada eb kelimesinin hemen ardından vav getirilmiş. Burada ne olur? Cümle başında bir isim bu. İsim cümlesi burası. Nedir? Mübtedadır. Merfudur. Ve öge olarak mübteda olur. Ebu Ali'nin. Ali'nin babası nedir? Sahibu mahallin ticariyin. Ticari bir konum sahibidir. Ebu burada merfudur vav ile. Hamu şurada hamun vardı. Hemen ardından vav gelmiş. Görüyorsun hamu vavla gelmiştir. Öyleyse bu kelime merfudur yani. Merfu olduğunu evvela bilelim. Ardından müptida olduğunu da yan bilgi olarak aklınıza tutabilirsiniz. Hamuhu onun kayınpederi nedir? Racülün dayıbun iyi bir adamdır, güzel adamdır. Yahlu fuhu. Fuhu, yahlu fiil. Ardından fuhu, vavla gelmiş görüyorsunuz. Fu, buradaki vav değil, ya da olabilirdi, elif de olabilirdi. Vavla yazıldığına göre merfu olur. Yahlu boştur fuh onun ağzı minel esnani dişlerden. Öyle diş ki esnaiyeti sınai yani yapma diş. Yapay dişten artık takma diş, dolgu vesaire onun gibi şeyler kastediyor. O tür dişlerden halidir, boştur. Yani dişleri tamamı orijinaldir.
Merfulunu gördünüz. Vav varsa bu kelimelerin hemen ardına. Ep kelimesinin hemen ardına. Vav giriyorsa merfudur. Eh'ten sonra vav varsa merfu. Hamu hemen ardına vav varsa merfu. Fu zaten vavla yazılmış. Burada bir yanlış yapmışlar aslında. Sadece şey yazmalılardı. Şeyden sonra şu an gördüğünüz gibi vav varsa merfudur. Zü zaten vavla yazılmıştır. Çünkü sadece Z'yi yazmalı lazımdı. Ardından burada olduğu gibi vav varsa merfudur. Şimdi nasıl konularına geldik. Tunsabu bil elifi. Elifle nasıl olurlar? Bedelen minel fethati. Fethadan bedel olarak. Yani bunların sonunda fetha aramayacaksın. Elif varsa bunların sonunda ona ne diyeceksin? Mensup diyeceksin. Mensup olsa ne olur ki? Ne yapalım mensupsa? Mensupsa bu kelime ne olabilir? Mef'ul olabilir. Başka? Kâne'nin haberi olabilir. İnne'nin ismi olabilir. Ra'aytu, ra'afi, tu fail olur. Ra'aytu ben gördüm. Ahaki senin kardeşini sinema, sinemada gördüm. Eh kelimesinden sonra ne gelmiş? Elif gelmiş. Yukarıda hatırlayın. Eh elifle yazıldığına göre nedir bu? Mensuptur. Tonsa bu bir elif. Elifle mensup olur. Eh hemen ardına elif geldi mensup. İhterim hürmet et, saygı göster. Hamake kayınpederine ve hamateke. Kayınpederin kayınvalide olur sanırım. Diğeri işte bayanlar için olana. Kayınpeder, kayınvalide çok yabancı oldum kavramdan. Artık böyle olsa gerek. Kayınvalide. Elifle yazılmış. Demek ki ne olur? Mensuptur. Şavir, eba, ebun, eba, elifle yazılmış. Hatırlayalım. Ev, ardından elif geldiğine göre ne olur? Mensup olur. Şavir, müşavere et. Danış, ebake, babana. Fil umuril mühimmeti, önemli işlerde babana danış. Çünkü senin içerisinde olduğun konuyu o daha önceden yaşamış, görmüş olabilir. Tücerru cer olur bil ya ya ile bu kelimeler cerdir. Bedelen minel kesteti. Kesteden bedel olur. Yani kelimenin sonunda bir kesre, esre, kesre, esre demektir. Aramayacaksın. Sonunda ya varsa bunların cer halindedir. Cer halinde olsa ne olur ki? Cer halinde olsa muhakkak bir şeyler olur. Bunun başında harf cer olabilir veya muzaf olabilir veya atıf yoluyla farklı bir kelimeye bağlanmış olabilir, sıfat olabilir, bedel olabilir. Yani tevabiyen diye bir şey var. Onlardan birisi olabilir. Bakalım. Erseltu, ben gönderdim. Risaletel Ketruniye. Risaletel Ketruni, e-posta, e-mail demek. Yani e-posta gönderdim. Kime? İlâ ahike, senin kardeşine. Ahi, bakın, ah hemen ardından ya var. Bunun cer halinde olduğunu gösteriyor. Niye cer halinde ki? Başında ila var. İla harfi cerdir. Cer etmiştir. Taarraftu ala mikanikiyi zihibra. Taarraftu tanıştım. Deneyimli bir tamirciyle. Buradaki hıbr kelimesi deneyim demektir. Hıbra deneyim demek. Mekanikçi demek yani. Deneyimli bir mekanikçiyle, bir tamirciyle tanıştım. Ama mana çok önemli değil. Zi, şu peltek zen hemen ardından yağının gelmesi önemli. Bunun cer halinde olduğunu gösteriyor. Hel istakbelte, sen karşıladın mı? Estika ebike, baban arkadaşlarını karşıladın mı? Filme tarih, havaalanında. Naam veya la. Ama konu bu değil. Konu ebi, bakın eb kelimesinden sonra ya gelmiş. Bunun cer halinde olduğunu gösteriyor. Niye cer? Sağında muzaf var. Unutmamamız gerekiyor. Asla unutmayalım. Şu kelimelerin manaları nelerdir? Ezbere bilin. Kelimelerin hemen ardından vav geldiyse merfudur. Elif geldiyse mensuptur. Ya geldiyse mecrurdur. Bunu unutmuyoruz. Şimdi birkaç kayda verecek bize. Çünkü bunlar her zaman böyle yapıp almazlar ki. Hunake burada vardır ne? Bazı şuruti, bazı şartlar vardır. Ne için şart yani? Ne için acaba? Li'irabil esmail hamseti bil hurufi. Bu sayılan 5 ismin harfler ile irab alabilmesi için bir takım şartlar vardır. Her zaman harflerle irab almazlar. Peki bu şartlar nelerdir?
Hiye o şartlar şunlardır. Üç tane şart olduğunu görebiliyorsunuz. En tekune müfredeten, müfret olacaklar. Tekil olacaklar. Ney tekil olacak? Kelimeler yani. Ebun, ehun, hamu bu sayılan beş kelime. Tekil olacak. Ne demek bu parantez arasında? Leyset yani olmayacak onlar ne? Müsennaten ve la cema'en. Tesniye veya cemi olmayacaklar. Bunların tesniyesi, cimisi de mi var? Var. Nasıl olur? Mesela ebun kelimesinin tesniyesi ebevani. Ebevani. Ebevani yukarıda anlatılan şekilde irap alamaz. Nasıl irap alır? Ebevani tesniye bir kelime öyle değil mi? Esreli nun sağında elif var. Bu nedir? Tesniyedir. O zaman tesniye isimler gibi irap alır. Yani raf halinde elif, nasb ve cer halinde ya alır. Ne gibi? Ebeveyni işte bunun örneği. Nasb ve cerri ebeveyni olur. Peki ehun kelimesinin tesniyesi nasıl? Ehavani raf hali. Ehaveyni nasb ve cer hali. Tesniye irabı alıyor yani. Bunlar tesniye olursa tesniye isim nasıl irab alırsa bunlar da öyle alır. Tesniye isim nasıl irab alır? Daha önce işledik. Şu anda da örneklerini veriyorum zaten. Hamun tesnesi nasıl gelir? Hamevani. Rafari elif ile yazıldı çünkü. Hameveyni ya ile yazıldığına göre nasb ve cer hali. Bir de zu vardı. Zu zeva diye tesniyelenir. Sonunda nun olmaz yani. Zeva, fe tek ze, vav ardından elif. Dik bir elif. Zeva, zevey olur. Nasb ve cerri zevey. Peki bunların cemisi nasıl oluyor ki? Çünkü vela cem'an cemi de olmayacak dedi. Ebun müfret abaun cemi. Ehun müfret ihvetun cemidir. İhvanun bu da diğer bir cemisidir. İki farklı şekilde cemisi gelebilir. İhvetun ihvanun. Hamun cemisi ehma gelir. Ehmau. Femun ağız cemisi nasıl gelir? Efvahun. Efvahun şeklinde gelir. Peki zu kelimesinin cemisi nasıl gelir? Zevu, zevi bu şekilde. Zevu, zevi bu şekilde gelecektir. İşte sen bu kelimeleri tesniye, işte ebevani, ehavani, ehaveyni, hameveyni gibi şekilde görürsen veya cemi hallerinde işte abaun, ihvetun, ihvanun, ehma, zevu, zevi gibi bunları görürsen buradaki irab haliyle onlara irab veremez. Tesniye ise tesniyenin irabına tabidir. Raf halinde elif, nasb ve cer, ya olur. Cemi ise, cemi müzekkerse, cemi müzekkerin irabını alır. İşte zevu, zevi, cemi müzekkerin irabını alıyor. Cemi mükesserse, abaun gibi, ehmaun gibi, efvahun gibi. Bunlar da ne yapar? Müfredin irabını alırlar. Müfrette irab nasıldı? Raf halinde ötre, nasb halinde fetha, cer halinde esre olurdu. İşte bunlar da o şekilde irab alırlar. Birinci madde buydu. Birinci madde çok kısa geçmiş. Tesniye veya cemi olmayacak demiş. Tesniyesi nasıl yazılır hiç görmedik. Cemisi nasıl yazılır hiç görmedik. Hiçbir şey yok. Kapalı. Kapalı olmasının da elbette sebepleri vardır. Madde 2 entekûne muzafeten bunlar muzaf olacaklar. Finkânet gayra muzafetin eğer muzaf olmazlarsa ürbet irablanırlar bil harekâti harekeler ile. Daima bunlar bir yere muzaf olmalı. Entekûne gayra muzafetin ilâ yâl mütekellim. Mütekellim yasının dışındaki bir şeye muzaf olmalı. Yukarıda örnekleri yok muydu? Vardı işte. Ra'eytu ehâke. Burada kefe muzaf olmuş. Hamâke. Kefe muzaf. Ebâke. Kef. Hamû. Hu. Hu'ya muzaf. Ebu Ali'gin. Ali burada buna muzaf olmuş. Yani muzafın ileyh bu. Ehu muzaf. El fetâ muzafın ileyh. Ehi muzaf. Ke muzafın ileyh. Zi muzaf. Hıbra muzafın ileyh. Ebi muzaf, ke muzaf, melih bu şekilde devam ediyor. İmle doldur. Sen, ente sen doldur. Gizli zamir. Ney el feraha boşluğu.
Neyle dolduralım? Bir vez'il kelimeti, uygun kelimeyle. Bir vez'in koyarak doldur. Neyi? El kelimeter münasibete de diyebiliriz. Münasip kelimeyi koyarak doldur. Nereden koyacağız? Nereden seçeceğiz? Mimma o yerden ki beyne kavseyni parantez arasında yer alıyor. Kema fi misal örnekte olduğu gibi. Burada hamuke falan yazmıyordu. Mistu validik. Validike veya ki fark etmez. Böyle yazıyordu. Burada neyi seçmişler? Hamuke'yi seçmişler. Niye? Vav'la yazıldığı için. Başka bir gerekçesi yok yani. Tek gerekçe bu. Ardından ehsenu ekramu gibi. Ehsenu hasune yahsunu. Aslında bu hasune yahsunu ehsene olabilir belki. Ehsene. İyilik yaptı. Kim? Artık birisi. İla harfi cerre olduğuna göre buraya yazacağımız kelime ne halinde olmalı? Cer halinde olmalı. Cer hali bunların ne ile? Az yukarı bakalım. Bilmediğimizi düşünelim. Tücerru bil ya ile. O zaman ya ile yazılanı seçmen gerekir. Hangisinde ya var? Burada var. Demek ki cevap bu. Çok basit. Ferihtu bilika i nokta nokta nokta. Ne yapacağız yine? Yağlı olanı seçeceğiz. Çünkü ba burada harfice lika i mecruru. Lika aynı zamanda muzaf. Zi de onun mecruru olmaktadır. Bunu seçeceğiz. 3. Amiltu enne. Enne ne yapar? İsmini nasb haberini raf eder. Geçmiştik bunu. O zaman buraya ne lazım? Nasb halinde bir kelime lazım. Nasb halinde ne olurdu bunlarda? Elif. Öyleyse ebahu'yu seçmem lazım. Alimtu ben öğrendim ki enne ebahu onun babası üstazın öğretmendir. Nerede? Bil camiati üniversite. La tuhric çıkartma. Min harfi cer ne lazım? Mecrur bir kelime. Mecrur yani cer hali ya ile o zaman. Min fiike ağzından çıkartma. İlla ancak çıkart. Ne? El kelimete tayyibete temiz, düzgün kelimeler çıkar. İyi kelimeler. Pis kelimeler çıkmasın. 5. İnne ismini nasb eder. Öyleyse nasb halinde bir kelime lazım. O da hamake olur. İnne şüphesiz ki hamake senin kayınpederin. Hü o nedir? Validu zevcetike senin eşinin babasıdır. Unsur yardım et ente fail. Ne lazım o zaman? Kime yardım et yani? Nasb halinde bir kelime lazım. Nasb yani mensup lazım. O da ne olur? Ehake. Elif ile yazılmış olanı olur. 7. Haze talibu bu öğrenci nedir? Zü haber çünkü. Haber olduğu için vavlısı lazım. Tezevvece er rasulü tezevvece evlendi er rasulü peygamber kim ile? Bi Aişete Hazreti Ayşe ile evlendi ki Hazreti Ayşe kimdir? Nedir? İşin o kısmı var. Binti Ebi Bekir Sıddık Ebu Bekir Sıddık'ın kızıdır. Ebi seçilir burada. Bint muzaf olduğu için. On beyin el esma'el hamsete fil cümleli tarihi. Aşağıdaki cümlelerde 5 ismi belirle. Üst üset tesis edildi, inşa edildi. Ney? Bağdadu, Bağdat fi ahdi Ebi Cafer el Mansur. Ebu Cafer el Mansur zamanında. Peki 5 isimden burada ne var? Ebi var. Ebi ya ile yazılmış. Demek ki cer hali. Niye? Çünkü muzaf. 2. Ba'de vefati Rasulillahi Allah'ın Resulü'nün vefatından sonra tevella el hilafetu hilafet geçti. Tevella el hilafet geçti. Hilafete geçti. Ebu Bekir Sıddık, Ebu Bekir Sıddık geçti. Ebu var burada bakın. Ebu, Eba, Ebi merfu olarak yazılmış. Vav ile. 3. Hafiz ala selameti fike ve esnanike. Ne var? Fike. Fi, fa, fu. 5 isimden birisi bu. Ya ile yazılmış. Demek ki mecbur. 4. İftah fake. Ağzını aç. Ceyyiden. İyice aç. İnde tabibil esnani. Diş doktorunun yanındayken ağzını iyice açacaksın ki çürüğü görebilsin. Artık çekiyor mu ne yapıyorsa. Ne var burada? Fake var. Fu, fa, fi. Elifle yazılmış yani mensup. 11 imle sen doldur. Neyi? El feragat te desem ne olur? Hocam yanlış yaptınız.
demeniz lazım. Niye? Açık T, sağında dikelik var. Cem'in önüne salimdir. Cem'in önüne salimler. Fetha almazlar. Demeniz gerekir. İmle el feragati ti. Boşlukları doldur. Neyle? Bil esmail hamseti 5 isimle. Peki ne olarak? Merfu'aten merfu 5 isimle doldurun bunu. Kemafil misali. Burada ev yazdık ama vav kullandık çünkü merfu olacak. Yine vavlı yazarım. Bunu da vavlı yazarım. Bunu da vavlı yazarım. Bunu da vavlı yazarım. Bu zaten vavlı. Bitti. Sonlarına vav ekleyerek bu işi tamamlayabiliriz. Vesale Ebu. Tabi sadece Ebu dersen ne olur? Bir saçmalık olur. Bunlar bir yere muzaf olması gerekiyor. Ebu mine Şami. Böyle bir şey yok. Vesala vardı. Ebu Hu, onun babası. Ebu Ke, senin baban. Ebu Ha, onun babası. Gibi olabilir yani. Hu'yu farz edelim. Vesala vardı. Ebu Hu, onun babası. Kimin? İşte o Ali'nin, o Ayşe'nin babası. Nereden vardı? Ulaştı, geldi. Mine Şami, Şam'dan. Kable saatin bir saat önce. Hazret Ali bu öğrenci neyin nesidir? Zuhulugin ahlak sahibidir. Öyle ahlak ki kerimin iyi ahlak sahibidir. Zü yapıyoruz burayı. Zayı zü'ye çevirdik. Burada üçte ne yapacağız? Hamu var. Hamuke senin kayınpederin veya hamuhu onun kayınpederi o da olabilir. Bu nedir? Validu zevcetike sen eşinin babasıdır. Bunlar bir yere muzaf yapıyoruz. Sonuna vav ekliyoruz. Olay sadece bu. Ehun, ehuke, ehuki, ehuhu, ehuhuma. Artık yani kafamıza kalmış. Ehuke diyelim. Senin kardeşin nedir? Üstazün, öğretmendir. Bir cami'at Ankara, Ankara Üniversitesi'nde. Burada merfu yapmamız önemli. Sonuna vav getirmemiz. Ama bir de bunu bir yere muzaf yapman lazım ki bu irab alabilsin. Fu zaten kendini tamamlamış ya. Yani. İrabı almış, vavını almış. Sadece bunu bir yere ne lazım? Muzaf yapmak lazım. Fuke. Fuke senin ağzın. Fu ağız demek çünkü. Fuke senin ağzın nazifu temizdir. Ve halin ve halidir. Yani biridir. Minel emrazi hastalıklardan. Merazun emraz hastalıklar demek. İmle doldur el feragati boşlukları bi esmail hamseti mensubeten kema fil misal mensup olarak bunları ekle doldur bakalım diyorlar. Rattip fake bi zikrillahi. Rattip boş bırakma, ıslandır, nemlendir. Fake ağzını bi zikrillahi Allah'ın zikri sayesinde, vasıtasıyla. Yani boş konuşarak ağzın ıslak olmasın, dolu konuşarak olsun. İnne ve ham kelimesi. Nasıl mensup yaparsın? Mensup olabilmesi için elif lazım. Elif lazım. Buradaki vavı elife çevir. Elif lazım. Buradaki vavı da elife çevir. Bu şekilde bunu yapabiliriz. İnne şüphesiz ki hamahu onun kayınpederi nedir? Misafirun. Misafirdir. İnne'nin haberi olarak bu şekilde düşünebilir. Ama burada hamu kelimesini öne almaktayız. Hamu kelimesi üzerinden gitmekteyiz. Bu yüzden inne ne yapacağız? Hamahu veya hamake, hamaha diye devam edeceğiz. Ra'itu, ra'afitu fail olmakta ve eb kelimesi gelmekte. Eb kelimesi burada ne olacak? Mef'ul olacaktır. Bu yüzden ebahu, ebake, Fissuk emsi. Rayet ben gördüm. Ebahu onun babasını Fissuk çarşıda emsi dün. Üç kâne Ebu Bekir'in Ebu Bekir idi. Nedir idi? Za yazılacak burada. Kâne'nin haberi olarak mensup olacak. Za malin mal sahibiydi. Sahibiydi. Vefirun enfekahu fisibilillahi. Allah yolunda onu harcamıştı. İhterim sen saygı göster. İhterim ente fail olmaktan. Kime saygı göster? Ehake kardeşine. O kardeş ki el kebira büyük kardeşine. Eha yazdık yani mensup oldu. İsil gasele yağsilu İsil olur. Sake fuyu
fa diye yazarsın yani elif ile. Eh ardından elif getirirsin. Zü direkt elif getirirsin. Vav sil elifi yaz. Eb elif getir. Ham elif getir. Vav yerine elif getir. Böylece onları mensup yazmış olursun zaten. 12 İmre el feragati boşlukları doldu. Bir esmal hamseti 5 isimli ama mecruraten mecrur olarak garatu kıssate ebi bekri. Kıssa muzaftır, ebi muzaftır. Bu yüzden mecrur olarak gelmiştir. Yani ya ile. Bunları nasıl yapacaksın? Sonlarına ya ekleyeceksin. Vav yerine ya yaz. Direkt ya ekle, ya ekle, ya ekle. Vav yerine ya yaz. Bitti. Bu kadar. Tesaddak bimalike alel fakiri. Zü yerine mecbur yapacağız. Yani zil haceti, hacet sahibi, ihtiyaç sahibi olan fakire malına tasadduk et, ver yani, sadaka ver. İsta'in bi ebi vakti şiddeti. İsta'in yardımcı ol, yardım et. Bi ebi babana vakti şiddeti, şiddet yani zorluk vaktinde, zor durumunda, sıkıntı halinde. Atif, şefkatli ol. Ala ehi ala sigar. Ehi ala sigar küçük kardeşim. Zehebe Halidun ila menzili hami olur burası da. Hamihi olacaktır zamirle beraber. Diğerlerinde de esasen biraz zamir unutmuş olabiliriz. Yukarıda zi, ikide bir ebi, ile bırakmıyoruz. Bir yere muzaf olması lazımdı. Ebi ke. Burada ehi dedik ama yine bir yere muzaf olması lazım. Ehi ke. Hami dedik ama hamihi olacak. Zamir olacak sonunda. Bu zamir niye oluyordu? Bir yere yani muzaf olacak ki bu kelimeler. Bahsedilen harflerle irabı alabilsinler. Böyle bir kural vardı. Yukarıda 3 tane şart vardı. Bir tanesi de buydu. Hatırlayalım. 5'te de fi olacak ya ile ama zamir de olacak. Fihi. Es'iletul isti'ab tamamlama soruları, kavrama soruları, konu artık bitişe geçti. Tehaddes bahset, sünne sonra uktup yaz. Kıssaten bir kıssa. Öyle kısa ki bu intaha, yentehi, tentehi, son buluyor. Bir kavlike şu söz, senin şu sözünle biz. Ve hakeza işte budur, böyledir. Kâne sidku, sidk vel emanetu ve emanet sebeben sebeptir. Fi serai Ahmet, Ahmet'in başarısında. Müsteinen bile fikirler ati aşağıdaki fikirlerden, satırlardan yardım alarak cümleler oluşmuş bu konuyla alakalı. Bidayetu Ahmedu fi ticareti Ahmet'in ticaretteki başarısı, başlangıcı. Sidkuhu ve emanetuhu onun doğruluğu ve güvenilirliği. Ehemmiyetul muameletil haseneti ma'az zebai. Zebain daha önceden geçmişti, müşteriler demekti. Ehemmiyetül muameletil haseneti, güzel muamelenin, davranışın önemi. Kime karşı? Müşterilere karşı. Ma'ez zebain. Ziyaratü ribhi. Ribh, kar demek. Ziyadetü, az önce yanlış okudum. Ziyadetü ribhi, karın artması. Ve tevessü ve genişlemesi fi ticaret, ticaretteki genişlemek. Ahmet ticarette genişlemişti. Dükkana sığmıyordu eşyası. Keyfiyetu taammulu taammule ma'a tüccaril ahirin. Taammul başa çıkmak demek. Keyfiyetu taammul başa çıkış şekli ma'a tüccaril ahirin diğer tüccarlarla beraber yükselişi. Şükrullahi Allah'a şükretmek. Ve eseruhu ve bunun neticesi fi ziyadeti ribhi kazançtaki artışı. Ayet vardı zaten. Şükrederseniz nimetlerimi arttırırım demişti. Onunla alakalı. Vacibuhu nahve. Vacibuhu onun görevi nedir? Nahvu ihvanihi el müslimin. Nahvu gibi yaklaşması demek. Bunlar da bunlarla alakalı şeyler yazılması istenmiş. Özkür ehavati kâne, kendini kardeşlerine zikret, sünne sonra istamil külle vahidetin minha, istamil amel et, kullan
külle vahidetin minha, o kardeşlerinden her birini kullan, fi cümletin müfidi, faydalı bir cümlede. Tabi burada istediğimiz kâne ve kardeşleri grubundan kelimeleri seçip buralara koyacağız. Daha sonra istediğimiz şekilde cümle oluşturacağız. Elimizde bir veri yok. Şu kelimelerden yararlanarak yap demiyor. Sümme istamil. Sonra kullan. Külle vahideti minha. O kardeşlerden her birin. Fi cümletin müfiditin. Faydalı bir cümlede. Yani bir mana da ifade etsin. Uyduruk bir şey yapmadık. Mesela 1'e kâne. 2'ye esbaha. 3'e leyse. 4'e sara. 5'e evha koyabiliriz. Daha sonra bunlarla alakalı cümle oluşturalım. Bir zaten ayet var. Ve kâne Allahu alîmen hakîmâ. Yaptım gitti. Ama başka yazalım. Kâne Allahu fî avnil abdi mâdâme el abdu fî avni ahîhi. Kâne Allahu Allah'tır. Fî avnil abdi kulunun yardımındadır. Kuluna yardım eder. Madame olduğu sürece ne? El abdu kul. Nerede olduğu sürece? Bir mekan değil de. Fi auni ehihi. Kardeşine yardımda olduğu sürece. Kardeşine yardım ettiği sürece Allah da kuluna yardım eder. Cümle bu. Çok da manalı bir cümle oldu. 2. 2 için esbaha el cevvu müşmisen el yevme. Müşmis güneşli demek. Esbaha oldu. El cezu hava ne oldu? Müşmisen güneşli oldu. Hava güneşlidir. El yevme bugün. 3. Leyse küllü sadigi muhlisan. Leyse değildir. Küllü sadigi her arkadaşın değildir. Ne değildir? Muhlisan samimi değildir. Yani. Kimisi dost görünür, arkadaş görünür ama ne yapacağı da belli olmaz. 4. Sara el havau mülevvesen fil vakti el hazır. Sara el havau havadır veya hava oldu ne? Mülevvesen. Mülevves pis oldu. Hava pislendi. Fil vakti hazır şu anda. Hava kapandı. 5. Ezhat oldu. El enharu nehirler mülevvesen pislenmiş oldu. Nehirler pistir şeklinde. Ayet geldi. Beyin, beyan et. El esmal hamsete beş ismi. Fil ayatil kerimetil atiyeti. Aşağıda gelen, aşağıda yer alan ayeti kerimelerde beş ismi. Beyan et, tespit et bakalım. Zalike fazlullah yu'tihi men yasha ve Allahu zul fazl azim. Suratul Cumu'ati 4. Cuma suresi 4. ayet. Ne var burada? Zı var. Vav'la yazılmış. Demek ki mer. Kalu ercih ve khahu ve ersil filmedain haşirin. Suratul A'raf 111. Eha var görüyorsunuz. Ehum. Ehu, eha, ehi. Elifle yazılmış. Demek ki ne? Mensup. 3. İz gâlû le Yûsufu ve ehûhu ehabbu ilâ ebînâ minnâ ve nahnu usbe. Suratı Yusuf 8. Ehu vavla yazılmış. Demek ki merfu. 4. Fedavva'et lehu nefsuhu gatle ehihi. Fegatelehu fe asbaha minel khasirin. Suratul Maide 30. ayet. Ehi var. Ya ile yazılmış. Demek ki mecrur. Galu ya ebana. Eba elifle yazılmış. Demek ki mensup. Maleke la te'menna ala Yusuf'a ve inna lehu lenasihun. Suratul Cuma. Cuma suresi 4. ayet. El müfredat ve ta'birat el cedide. Müfredat kelimeler, tabirler ki öyle, öyle kelimeler, öyle tabirler ki el cedide, yeni. Burada geçen kelimelerin manalarını bilmeniz son derece önemli arkadaşlar. Her biri okuduğumuz parçalarda yani videolarda anlamlandırılmıştır. Bulunuz diyor. İmad direkt yemnu gelişiyor, büyüyor. Hani ekonomiden bahsetmişti. Nifak, münafıklık, hane, ihanet etti. Tasaddek, tasadduk etmek. Sebilillah, Allah yolu. Enfak, infak etmek. Yasbir sabrediyor. Yahlu boştur. Yani yoktur. Hafız ala korumak. Hısal sıfat özellik. Mazale hala devam ediyor.
Zarabe vurmak, i'tif ala saygı göstermek, kibar davranmak. Vakti şiddet, zorluk zamanı. Nakiyün pak, ari, temiz manasına geliyor. Beşinci ünite var sırada, burada tamamlıyoruz.